Merhaba arkadaşlar. Reximax Gen 2 çıkarttı. İlk önce çantada değişikliğe gitmiş. Daha öncesi kare, biraz daha ağırdı. Çantayı biraz hafifletmişler. Kaliteli malzeme. Gen 2 için üretmişler. Artı bir bence. Artı bir. Daha hafif. Kutu açılımında açtığımız zaman karşımıza bir tane PCP çıkıyor. Standart kitapçıkları açalım. Reximax Gen 2 kitapçık. Bir adet hedef kağıdı. Yine model numarasını yazabileceğiniz aynı zamanda hedef kağıdı. İki adet standart şarjör. 5,5'luk. Bir adet dolunucu. Alyan takımı. Tekli yükleme aparatı. Arkadaşlar içerisinde 2 ve bir tane de burada olmak üzere 3 adet alyan. Ve şöyle göstereyim. Yedek o-ringle. Kutunun içerisinde bir adet PCP. Reximax Thor'una göre Gen 2'de değişikliğe gitti. Birinci değişiklik Picatinny rayını kısalttı. Daha önceki dürbün taktığımız zaman dürbün 3 mece kısmı Picatinny rayına sürtebiliyordu. Önden paralakslı dürbünler için paralaks ayarını yaparken zorlanıyorduk. Bu birinci değişiklik. Alt Picatinny rayını kısaltmış. Daha öncesi biraz daha fazlaydı uzunluğu. Tüpte değişikliğe gitmiş. Tüpün giriş kısmını değiştirmiş. Daha öncesi söküyorsunuz. Manometre buradaydı. Söküyorsunuz. Sökerken o-ring yırtılması yaşanıyordu. Bir de olmadı. İki de olmadı. Üçüncü de kesinlikle o-ring yırtılabiliyordu. Değiştirmek zorunda kalıyordu. Hava kaçırıyordu. Bunda o özellik gitmiş. Yani rahat bir şekilde çıkarıyorsunuz. Doluyken yedek tüpünüz varsa yedek tüpünüzü takıyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İkinci olarak değişiklik diye manometreyi gövdeye almış. Regülatörün iç haznesini biraz daha büyütmüş. Chamber regülatör kullanmış. Çekiç ayarını buraya almış. Daha öncesi farklıydı biliyorsunuz. Burada namlu sökme vidası. Kurma kolunda değişikliğe gitmiş. Kurma kolunu bu daha iyi. Daha başarılı. Hızlı kurma kolu. Diğerinde biraz tabii ki parmağınızı araya sokarken zorlanıyordu. Değişiklikler regülatöründeki manometreyi gövdeye almışlar. Kurma kolunu değiştirmişler. En büyük sorun yaşadığımız o-ring patlatma olayını değiştirmişler. Tüpü böyle alaraktan daha rahat hale getirmişler. Benim dikkatimi çeken şöyle bir şey oldu. Namlu ceketini biraz uzatmışlar sanırım. Gen 2'de namlu bu şekilde. Daha önceki bu aparat gövdeye oturuyordu. Ama Gen 2'de böyle bir sistem yapmışlar. Bunun uç kısmında şöyle bir şey diyeyim. Uç kısmından susturucu kısmı var biliyorsunuz. Atış yaptığınız zaman bu etrafındaki sünger sesi kısıyordu. Bayağı bir kısıyor. %60-%70 kısıyor. Bu namluda yani Gen 2'de atış yaptığınız zaman hava buradayken namlu ceketinin içinde hareket ediyor. Şöyle gösteriyorum size, yakından da göstereyim. Buraya namlu ceketine delikler bırakmışlar. Buradan geçen hava, içinde dolaşan hava buradan çıkabiliyor. Yani bu da susturucuyu biraz daha geliştirdiklerini düşünüyorum. Daha az ses çıkaracağını düşünüyorum. Böyle bir değişiklik yapmışlar. Ben üzerine 70 milim namlu taktım. O yüzden namluyu da bu şekilde ayrıca göstereyim size. Bu şekilde. Burayı taktığınızda
bunun etrafında süngeri var. Hava buradan namlu ceketin içine dolaşıp rahat bir şekilde deliklerden çıkabiliyor. Ben Genki'yi çok başarılı buldum. Herhangi bir çizik falan yok. Zaten birçok PCP kullandım. En son kararım Reximax Thorn'du. Nedeni ise benim için hani 400-500 metreler atış yapmak önemli değil. Ben kendi adıma konuşuyorum. Tabii ki uzun mesafe atışları seven birçok arkadaşım var. Birçok hobidaşım var. Ben kısa mesafe 100-120 metre, 150 metre nokta atış yapayım. Benim için çok çok önemli. 400-500 metre de yani birkaç defa atış vurana kadar 100 metrede her attığımı vurmak benim için önemli. Regülatörün olmasının en büyük özelliği 250 bardan regülatör ayarına kadar stabil atış yapabiliyorsunuz. En güzel özelliği bu. Diğer atış, diğer PCB'lerde, regülatör olmayan PCB'lerde 250 bar dolduruyorsunuz. Bu 200 bara düştüğü zaman içindeki basınç azaldığı için pelletler aşağı düşme yapıyor. Tabii ki bu 120-140'lara 130 barlara düştüğünde daha çok aşağı yapıyor. Siz artıkını biraz yukarı kaldırmanız gerekiyor. Atışını siz dürbünden ayarlamanız gerekiyor. Ama bunda o özellik öyle bir özellik yok. Bunda regülatör olduğu için 250 bardan regülatör ayara kadar artıkılı ortasına hedefinizi alıp atış yapmanız yeterli. En büyük özelliği o. Benim için en güzel özelliğin biri namlu yanak mesafesinden başlıyor. Ne yapıyor? 58 santim. Türkiye standartları 58 santim. 65-70 santim üretimi yasak. Türkiye kanunlarında. Yani ben bu yurt dışına giden namlulardan temin ettim. Şans eseri. Yani ne yapıyor? Mesela namlu tetik parmağında başladığı zaman 58 santim. Siz moderatör takıyorsunuz 60 santim. Siz hedefe atış yaptığınızda milimetrik kıplaması namlunun ucunu 100 metrede, 200 metrede, 300 metrede o 5-10 santime tekamül ediyor. Siz her atışınızda da farklı kıplama olduğundan hedefinizde yani dağılma olabilir. Ama bunda en sevdiğim yanı namlunun geride başlaması PCP'ye daha hakim kılıyor sizi. Hakim kıldığı için hedefinizi daha iyi atış yapabiliyorsunuz. En güzel özelliği bu. Regülatör olması 2. Regülatörü ilk Reximax Thorn'a göre biraz daha geliştirdiler. Ben birkaç atış yaptım bugün. Yani dürbünü taktım. 2-3 atışta ayarladım. 35 metrede 3 pelleti aynı delikten geçirdim. Tabii ki bazılar için hani 35 metre nedir ki diyebilirsiniz. Ama benim için yani 35 metre, 70 metrede aynı deliklerden geçirmek benim için önemli. Yani kısa mesafe, 35 metre çok uzun mesafe değil ama İlk atışlarımda 70 santim namlu gayet başarılı birkaç atıştı. Daha uzun videolarda çekeceğim, atış videoları da paylaşacağım sizlerle. Benim çok hoşuma gitti. Ben ayrıca Reximax'e çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye böyle bir PCP sunduğu için. Tabii ki fiyatları afaki artışta olan PCP'ler var. Ama onlara nazaran Türkiye'deki tek yerli. Tek yerli. Kesinlikle. Tabii ki herkes farklı farklı PCP kullanır. Kendine göre iyidir ama ben hani nokta atışçısıyım. Yani ben o taraftarım. Kısa mesafede 100 metrede, 120 metrede ben nokta atış yapmam benim için yeterlidir yani. 20 atışta örnek veriyorum ben 15'ini vurmam benim için çok çok büyük bir başarıdır. Kendimce. Tabii ki büyük saç 30'a 30, 40'a 40 değil. Yani benim 10 santimin içini, avuç içini toplamak her atışta yeterlidir yani bir atıcı için. Tabii ki savaşta değiliz ki 600 metrede hep atış yapmanın bir mantığı yok. Bence FX'de alabilirsiniz. 20-30 milyar verip FX'de alabilirsiniz ama FX'e yani 6-7 bin lira verip de çok yakın bir PCB. O hazzı size verebilecek bir PCB. Reximax Arm'a çok teşekkür ediyorum. En güzel yanı Reximax Arm PCP piyasaya sunup kardeşim ben karışmıyorum demiyorum. Her telefonunuzu açmanızda size yardımcı oluyor. Teknik servisi 10 numara.
size parça konusunda yardımcı oluyorlar. Herhangi bir arıza çıktığı zaman size göndermeniz yeterli. Size en kısa zamanda PCB'nizi çözüme kavuşturup size tekrardan kargolanıyor. Kargo yapıyorlar. Ben başarılı buldum. Çok güzel. Hafif. Çok hafif. Hakimiyetiniz çok kolay. Başarılı. Çok çok teşekkür ediyorum. Eksimler Sarsa yeniden böyle bir şey imkanı bize sundu. Tabii ki biz de bunu kullanacağız. Videolarını, atış videolarını paylaşacağız sizlerle. Ki ben başarılı buldum. Hafif. Çok hafif arkadaşlar. Yani saatlerce elinizde tutabilirsiniz. Öbürlerinde öyle yap değil mesela, değil mi? En güzel özelliği hakimiyet. PCB'ye hakimsiniz yani. Kıprama olayı, titreme olayı yok. Başarılı. Tabii ki daha geliştirilecektir. Ama şimdi en iyisi bu bence. Teşekkürler arkadaşlar. Atış videolarını da sizlerle paylaşacağım. En kısa zamanda nasıl grupman yaptığını, nasıl hedefi vurduğunu sizlerle paylaşacağız. Eksilerin artılarını sizler de göreceksiniz. Yani hani bir kişinin bunu mükemmel demesiyle olmuyor. Kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Her PCB kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Mesela örnek veriyorum, ben 50 metrede 10 kuruş vurabilirim. 5 atışta 4'ünü vurabilirim. Bir başkası 5 atışta 5'ini vurur. Diğer atıcı da belki de hiç vuramayacaktır. Yani bu dediğim gibi yani kullanıcı çok önemli. O yüzden ben başarılı buluyorum. Torun'da kullandım. Torun kullanıcısıyım da. Dediğim gibi 3-4 PCB kullanaraktan Türkiye içerisinde regülatör olup namlunun geride başlaması benim için çok çok önemli. Dediğim gibi her zaman üstüne basa basa söylüyorum. En artı olay bu. Namlunun geride başlaması PCB'ye daha bir hakim kırıyor sizi. Yani tetik fermanda başlıyor. 58 santim, 10 santim moderatör sanki şey gibi, bayrak direğe taşıyor gibi. Ama bunda o yok. Kısa. Elinizde kompak yapısı hakim. Elinizde alıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. O yüzden çok çok başarılı bulduğum bir PCB. Hatta 2-3 PCB bana yani sundular. Bunları kullanabilirsiniz diye. Diğer 2 PCB'de regülatörlü olup da 2 PCB'de eksi kıldığım tek taraf namlu tetik parmağında başladığı için ben onu listemden çıkarttım. Ama regülatörlü olup namlu yanaktan başlıyor. PCB'ye hakimiyetiniz 10 numara. Kesinlikle ki kesinlikle tavsiye edebileceğim bir PCB. Atışları mükemmel. Daha önce ben mesela 40 metrede küp şekeri, 3 atışta 3'ünde de küp şekeri vurabiliyorum. PCB'den başka ne bekliyorsunuz ki yani? 500 metrede fıçı vurmaktansa 100 metrede kibrit kutunu vurmak bence çok daha büyük bir başarı. Herkesin kullanmasına, PCB'sine saygı duyuyorum. Kesinlikle yani hani birilerini kötülemek açısından değil ama elimdeki PCB'nin çok çok iyi olduğunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani diyorum saatlerce elinizde tutabilirsiniz. Sizi yormuyor. Siz hakim olabilirsiniz. Evde oturduğunuz zaman oturduğunuz yerde alıp atabilirsiniz. Ne bileyim arabanızın içerisinde yani arabanın camından uzatıp atabilirsiniz. Ama diğerlerinde hani arabaya sığdırma şey yapma muhabbeti yok. Bence çok çok başarılı. Teşekkürler Eximex.